Elimizde iki tane farklı molekül var. Buradaki hidrojen peroksit. Peroksit diyoruz çünkü içerisinde oksijen oksijen bağı var. Buradaki ise oksijenin iki farklı flor atomuna bağlı olduğu oksijen diflorür var. Şimdi bu videoyu kısa bir süre durdurup önünüzdeki periyodik tabloyu incelemenizi istiyorum. Gördüğünüz üzere bu her zamanki periyodik tablo gibi değil. Aynı zamanda elementlerin elektronegatifik değerlerini de içeriyor. Bu değerlerde ünlü bilim insanı Linus Pauli tarafından bulunan Pauling ölçeğine dayanıyor. Evet, bu bilgilerle daha önce öğrendiğiniz yükseltgenme basamaklarına dayanarak bu iki moleküldeki elementlerin yükseltgenme basamaklarını bulmaya çalışalım. Ama bence videoyu durdurarak bu konu hakkında kendiniz biraz düşünün. Düşündük mü? O zaman devam edebiliriz. Sizin de fark etmiş olabileceğiniz gibi burada ilginç şeyler dönüyor. Daha önceki derslerde oksijenin dış katmanını tamamlamak için sadece iki elektrona ihtiyacı vardır. Bu yüzden oldukça elektronegatif olduğundan genellikle diğer atomlardan iki elektron alır demiştik. Bu da onun çoğunlukla eksi iki yükseltgenme basamağına sahip olması demek. Oksijen fazlaca elektronegatif olduğu ve genelde diğer her şeyi yükseltgediği için biz bu süreci yükseltgenme olarak tanımlamıştık. Ama bu moleküllerde oksijenin kendisinden daha az elektronegatif olan atomlara bağlı olmadığını görüyoruz. Öncelikle hidrojen peroksite bakalım. Evet haklısınız. Oksijen hidrojene bağlı ama diğer yandan da başka bir oksijene de bağlı. Yani bu ikisi eşit elektronegatifliğe sahip. Öyleyse buradaki yükseltgenme basamakları ne olmalı? Hidrojen daha az elektronegatif olduğu için elektronlar daha çok oksijenin etrafında olmayı tercih edecek. Ve hidrojen kısmi bir pozitif yüke sahip olacak. Ama yükseltgenme basamaklarından bahsederken bu kısmi yük işine hiç girmesek daha iyi olur. Buradaki kovalent bağların aslında iyonik bağları olduğunu düşünelim. Bu bağları iyonik varsayıyoruz. Peki bu bağlar iyonikse o zaman ne olacak? Eğer bu elektronları birine vermemiz gerekiyorsa bu tabii ki de oksijen olacak. Bu bağdaki elektronlar oksijene gidecek ve oksijeni eksi bir yükseltgenme basamağına taşıyacak. Hidrojen ise elektronları kaybettiği için artı bir yükseltgenme basamağına geçecek. Hatta aynı durum diğer taraftaki hidrojen ve oksijen için de geçerli olacak. Bu durum sizce de şimdiden ilginç olmadı mı? oksijen burada her zaman gibi eksi 2 değil, eksi 1 yükseltgenme basamağına sahip. İkinci moleküle baktığımız zaman işlerin daha da enteresan olduğunu göreceğiz. Neden daha ilginç diye soracak olursanız, flor oksijenden daha elektronegatif olan tek element diye bir ipucu verebilirim. Buradaki de aslında bir kovalent bağ. Ama onu da iyonik olarak varsayıp Hatta bu elektronları buradaki atomlardan birine vermemiz gerektiğini düşünürsek onları flora vermemiz gerektiğini göreceğiz. Dolayısıyla her bir flor eksi bir yükseltgenme basamağına sahip olacak. Bu durum oksijen işini zorlaştırmış oldu değil mi? Elektronları verdiğine göre onun yükseltgenme basamağı artı 2 olacak. Yükseltgenme basamaklarını yazarken önce sayıyı sonra da işaretini yazıyoruz. Bunu herkese kabul edilen bir kural olarak düşünebilirsiniz. Evet, burada oksijenin yükseltgenme basamağı artı 2. Oksijen gibi başka atomları yükseltgemeyi bu kadar seven bir atom, bu sefer flor tarafından yükseltgenmiş oldu. Böylece size bir atomun her zamanki yükseltgenme basamağından başka değerler de alabileceğinin ilginç bir örneği oldu. Oksijen genellikle eksi 2 yükseltgenme basamağına sahip ama bu tabii ki bir başka oksijene ya da flora bağlanıncaya kadar geçerli. Zaten flor oksijenden çok çok daha elektronegatif. Hatta oksijenden daha fazla elektronegatif olan tek atom